Merhaba Arnavutköy. Merhaba devalı dostlarım. Merhaba değerli konuklarımız. Bu ne güzel coşku böyle. Bu ne güzel heyecan. Sağ olun, var olun. Merhaba çocuklar. Merhaba gençler. Türkiye'nin devası gençlerimiz merhaba. Türkiye'nin devası çocuklar merhaba. Biz bugün burada Arnavutköy'de bir demokrasi meydanı kurduk. Bugün burada bir atılım meydanı kurduk. Hoş geldiniz hepiniz, hoş geldiniz. Şimdi ben Arnavutköy'e sormak istiyorum. Arnavutköy hazır mısın? Çocuklar hazır mıyız? Bak çocukların sesi herkesten gür çıkıyor vallahi. Özgürlük için hazır mıyız? Zenginlik için hazır mıyız? Demokrasi için, atılım için hazır mıyız? Ülkemizi düştüğü bu çukurdan hep beraber çıkartmaya hazır mıyız? Hep beraber yapacağız inşallah, hep beraber. Evelallah başaracağız. Siz hazırsanız biz de hazırız inşallah. Bakın, Beştepe'nin ülkemizi ittiği bu çukurda ne var biliyor musunuz? Biz vaktiyle paradan 6-0 atmıştık. Gençler bilir. Beştepe ne yaptı? Geldi 1-0'ı ekledi ya. Dolar 1,5 liraydı. 1 lira 60 kuruştu. Şimdi çıktı 15 liraya, 16 liraya, 18 liraya gidiyor. Nereye gidecek bilmiyoruz. 1-0 eklediler. Ekmek 50 kuruştu. 1-0 eklediler, oldu 5 lira. 5 lira. Ya basit bir tavuk döner. 5 liraydı, oldu 50 lira ya. 1-0 eklediler. Kiralara 1-0 eklediler kiralara. Bugün burada 500 liralık daire oldu 5000 lira kirası. Biz 6-0 attık. Beştepe geldi 1-0'a şimdiden ekledi. Korkarım ki seçime kadar bunlar daha 0 ekleyecek. Beştepe koskoca bu ülkeyi maalesef bir çukura düşürdü. Zamlar nedeniyle hayat her gün zorlaşıyor. Ekonomiye can sizlersiniz, gençlersiniz. Sağ olun, sağ olun. Ya ülkemiz mutsuz insanların ülkesi oldu. Gerçekten çok üzülüyoruz. Yüzü gülen insan, şöyle biz çarşıya sokağa çıkın bakın, yüzü gülen yok ya. Neden gülsün, nasıl gülsün? Enflasyon almış başını gidiyor. Zam arkasına zam, zam arkasına zam. Enflasyonu düşürmek bizim devlet yapımızda kimin görevi? Merkez Bankası'nın görevi değil mi? Dünyadaki tüm merkez bankalarının görevi nedir? Enflasyonu düşürmektir. Normalde böyle. Bizimkisi hariç. Bizim Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek gibi bir çabası yok. Belli ki enflasyonla mücadeleden bunlar vazgeçtiler, vazgeçtiler. Zaten ortada memleketin Merkez Bankası diye bir şey kalmadı ya. Ne var? Sadece Beştepe'nin talimatları var. Beştepe yat diyor, Merkez Bankası yatıyor. Kalk diyor, kalkıyor. İndir diyor, indiriyor, bindir diyor, bindiriyor. Ülkenin en sağlam, en güvenilir olması gereken ekonomiyle ilgili kurumu Merkez Bankası maalesef itibarını kaybetti. Beştepe her birimizi tek tek fakirleştirdi, yoksullaştırdı. Enflasyonun düşmesini Merkez Bankası neye bağlamış biliyor musunuz şimdi? Ne diyor? Dünya barışı diyor. Dünya barışı sağlanırsa diyor, ben de enflasyonu düşüreceğim diyor. Ya arkadaş, Merkez Bankası dünya barışını sağlamakla mı sorumlu, yoksa bizim milli ve yerli paramızın değerini korumakla mı sorumlu? Bizim paramızın değerini sen koru arkadaş ya.
Lafa bak, lafa. Dünya barışından sana ne? Sen mi dünya barışını sağlayacaksın? Sen şu paramızın değerini bir koru arkadaş. Para bul oldu ya. Bakın arkadaşlar, şimdi göstereceğim. Şu kaç lira? 200 lira değil mi? Üzerinde ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Merkez Bankası'na kim talimat veriyor? Kim talimat veriyor? Erdoğan. Heh. 2009'da bu 200 liranın değeri ne kadardı biliyor musunuz? 123 dolar ediyordu. 123 dolar. Şaşırıyorsunuz değil mi? Bugün ne kadar ediyor? 12, bak görüyor musun? Sen kaça gidiyorsun? 6. sınıfa gidiyor, 12 dolar ettiğini biliyor. Bak öğrenmiş. Peki. Adın ne, adın? Adın ne? Adım Reşit. Reşit. Bak Reşit biliyor, 6'ya gidiyor. 123 dolarlık paranın değeri inmiş 12 dolara. Peki. Bu arada ne kadar fark var? Reşit sen matematiği de bilirsin. 123'ten 12'yi çıkart ne var? 111 değil mi? Bunun içinden 111 dolar uçmuş gitmiş bir yerlere. Merkez Bankası, ülkenin Merkez Bankası bu paranın değerini korumazsa içinden bunun 111 dolar uçar gider. Peki 111 doları bu paranın içinden kim uçurdu? Kim aldı bunun içinden 111 doları ya? Ben soruyorum. Beştepe. Beştepe. Bak Arnavutköy cevapları biliyor. Beştepe'nin matematiği Reşit kadar değil, belli. Belli. Ben hep diyorum ya. Şu bakkalda ilkokul 5'e giden 2 ay çıraklık yapan bir çocuğu alın. Bunların yaptığı hata yapmazlar ya. Gerçekten yapmazlar. Bilmiyorlar. Halktan koptular. Onun için ülkenin sorunları büyüyor. Ama asıl kabahat Merkez Bankası'na değil. Merkez Bankası'nı buna yaptıranda, söyletende asıl kabahat söylediniz Beştepe'de, Beştepe'de. Neymiş? Ukrayna-Rusya savaşı varmış. Onun için enflasyon yükseliyormuş. Bak bak bak. Ya kardeşim. Ukrayna-Rusya savaşın içinde onlarda bile bizim kadar enflasyon yok ya. Bize ne oluyor? Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor bakın. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Hatırlayın yıl 2002. Bu arkadaşınız ekonominin başına geçti değil mi? 2003'te Amerika Irak'a savaş açtı. Irak'ın tamamını işgal etti. Aynı 2003'te biz ne yaptık? %29 olan enflasyonu indirdik %18'e. Bahane bulduk mu? Dedik mi ya Irak'ta savaş çıktı bizde de enflasyon patladı dedik mi? Demedik. Ne yaptık? Çalıştık. Merkez Bankası'nı bağımsız şekilde çalıştırdık. Enflasyonu %29'dan aldık, 18'e indirdik. Yıl 2004. 2004'te Irak Savaşı daha devam ediyor, bitmedi. Artı ne oldu? 2004'te terör eylemleri olmaya başladı Türkiye'de. Her yerde terör yoğunlaştı. Aynı 2004'te biz ne yaptık? 29'dan 18'e indirdiğimiz enflasyonu 9'a indirdik. Bahane bulduk mu? Şurada savaş var, burada savaş var dedik mi? Şurada terör var, burada terör var dedik mi? Demedik. Enflasyonu tek haneye indirdik. Paradan da 6-0 attık. Gelelim 2011'e. Bantı hızlı ileri sardık şimdi. 2011. Komşumuz Suriye'de iç savaş patladı. 2011'de enflasyon kaç? %4,9. Gelelim 2014'e. Rusya Kırım'ı ilhak etti. Biraz önce bir Tatar köyünden geldik buraya. 2014. Rusya Kırım'ı ilhak etti. Enflasyon kaç? %8. Ya arkadaş, demek ki neymiş? Sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde savaş olsa dahi, terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş bu ülkede. Bunu ispat etmişiz, defalarca göstermişiz. IŞİD Musul'u ele geçirdiğinde Haziran 2014'te enflasyon Türkiye'de %9'du. %9. Enflasyonun sebebi
Dünyadaki savaşlar falan değil arkadaşlar. Dünyada savaşlar bile olsa, rejimler bile yıkılsa siz ekonomiyi düzgün yönetin, enflasyonu tek hanede tutarsınız. Merhaba, nasılsın? Adın ne senin? Gel mikrofona söyle. Ecin. Maşallah. Selam, selam. Ecin selam. Değerli arkadaşlar. Değerli Arnavutköy. Bakın. İnşallah. Gençler, burada 2028'de oy kullanacaklar var. 2033'te oy kullanacaklar var. Sesleri iyi çıkıyor ha, maşallah. Geliyor, yeni nesil geliyor. Bakın değerli arkadaşlar, dün İstanbul Sanayi Odası'nda bir toplantı oluyor. İstanbul Sanayi Odası. Misafir kim? Merkez Bankası Başkanı. Bir sanayicimiz Merkez Bankası'na şu soruyu soruyor. Tabii aslında sorması gereken yer Beştepe ama başkanı bulmuş orada soruyor. Diyor ki ya başkan, sen Merkez Bankası olarak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla %14'le bankalara kredi veriyorsun. Ama aynı banka bana sanayiciye %40'la kredi veriyor. Bu nasıl oluyor, bana bir anlat diye soruyor. Soruyor soran kim? İstanbul Sanayi Odası'ndaki bir sanayicimiz. Haberlerde izlemişsinizdir değil mi? Bir anlat nasıl oluyor diyor. Yani de Merkez Bankası'na talimat veren Cumhurbaşkanı bunu nasıl izah edecek acaba? Ben buradan soruyorum, Sayın Erdoğan'a soruyorum. Senin talimatla bankalara %14'le kredi veren Merkez Bankası ne yapıyor? Sanayiciye %40'la kredi veriyor. Başkanın cevabı ne? Kardeşim işine gelmiyorsa alma kredi diyor. Bak bak bak. Ya balık baştan kokar değil mi? Bakıyor ki memleketin en başındaki böyle kafasının dikine kararlar veriyor. Vatandaşa böyle davranıyor. Onun emrindeki Merkez Bankası Başkanı da sanayiciye böyle davranıyor. Merkez Bankası bu ülkenin itibarlı kuruluşudur. Bu ülkenin parasını korumakla sorumludur. Bakın biz aynı zamanda ne yaptık? Merkez Bankası bizim dönemimizde üreticiye, ihracatçıya Exim Bank üzerinden kredi açtı. Adı reeskont kredisi. Merkez Bankası Türk lirası cinsinden üreticiye, ihracatçıya Türk lirası krediyi açtı, döviz endeksli. Türk lirası bastı verdi. Yeter ki sen üret, ihracat yap diye. Daha sonra ihracatçımız malını satıp da İhracat parasını alınca, dövizi alınca onu Exim Bank'a ödedi. Exim Bank da Merkez Bankası'na dövizi geri getirdi. Merkez Bankası Türk lirası verdi piyasaya. Üretim oldu, yatırım oldu, ihracat oldu. Para döviz oldu, döndü dolaştı Merkez Bankası'nın kasasına, döviz olarak girdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi böyle yükseldi. Yükselmesinin sebeplerinden birisi de bu. Bunlar şimdi ne yapmışlar? Tam da ülkenin yatırım için, üretim için, ihracat için en önemli kredi mekanizması olan reeskont kredilerinin önüne fren koymuşlar. Kaç tane ihracatçıdan duydum ya. Reeskont kredilerimizi düşürüyorlar diyorlar. Kredi tavanını aşağı indiriyorlar diyorlar. Alamıyoruz diyorlar. Kredi alıyoruz, getirdiğimiz dövizin %30'unu şöyle yapacaksın, %40'ını şöyle yapacaksın diye bize baskı yapıyor diyorlar. Ya arkadaş, bu ülkenin yatırıma ihtiyacı var. Üretime ihtiyacı var. Gençlerin işe ihtiyacı var. İstihdam oluşturmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin eğer kısılacak bir kredi kaynağı varsa bunun en son kısılacak kredi kaynağı bu reeskont kredisidir ya. Biraz teknik bir tabir, ben anlıyorum. Reeskont kredi, merkez falan diye işler karışıyor, anlıyorum ama
Buradan aynı zamanda ben Beştepe'ye sesleniyorum. Beştepe'ye. Arnavutköy'den Beştepe'ye sesleniyorum. Duysun diye sesleniyorum. Öğrensin diye sesleniyorum. Madem bilmiyor çünkü. Bilmiyor. Ya bu ülkenin üretime ihtiyacı var, üretime. Üretime ihtiyacı var. Sen öyle %14'le bankalara parayı ver, Merkez Bankası'ndan faizleri düşürdüm de bankalar gitsin sanayiciye %40'la faiz kullandırsın, kredi kullanırsın. Böyle bir ekonomi yönetimi olamaz ya. Böyle dengesiz, işi bilmeyen bir ekonomi yönetimi olamaz bu ülkede. Ama yapıyorlar maalesef. Yapıyorlar. Buradan çağrı yapıyorum tekrar. Şu Merkez Bankası'nın ihracatçıya, üreticiye, yatırım yapayana verdiği kredinin önünü derhal açın. Şu pazartesi günü açın. Yoksa zaten bir ülkenin şurada elimizde bir ihracatı kaldı, üretimi kaldı. Onu da söndüreceksiniz, batıracaksınız ya. Gerçekten yazık günah. Bilmiyorlar. Ülkemiz kötü yönetiyor arkadaşlar. Çok kötü. Maalesef. Maalesef. Ama inşallah işi bilen kadrolarla, işin ehli kadrolarla biz bu işi düzelteceğiz. Güven olmadan asla mümkün olmaz. Asla. Güven ortamını oluşturmadan bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bazen gençler bana soruyor. Gençler güveni nasıl oluşturacağız diye soruyorlar bazen bana. Bakın. Sağ olun, sağ olun. Bakın arkadaşlar, çocuklar, gençler, dinleyin. Güven. Hep beraber. Hep beraber Türkiye'nin devası olacağız. Hep beraber. Hep beraber. Gençlerle, çocuklarla, kadınlarla, erkeklerle hep beraber Türkiye'nin devası olacağız. Arnavutköy'le İstanbul'la Türkiye'nin devası olacağız inşallah. Hep beraber. Bakın çocuklar, gençler. Güven nasıl kazanacak? Güven. Çocuklar dinliyor muyuz? Dinliyor muyuz? Biz de sizlerle güven. Biz de sizlerle güven diyor, gurur diyor. Sağ olun, sağ olun. Bakın. Bakın size bir dakikada 8 maddede güven nasıl kazanılır anlatacağım. Hazır mıyız? Dinliyor muyuz? Güven nasıl kazanılır? Buradan sizlere söylüyorum ama Beştepe de dinlesin çünkü onun da öğrenmeye ihtiyacı var. Güven nasıl kazanılacak? Bir. Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Neymiş? Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki. Söz verince tutacaksın. Tamam. Üç. Emanete hıyanet etmeyeceksin. Yani çocuklar, biri size al şu şuna dikkat et, bu sende emanet olsun dediğinde onu kendi malından dikkatli koruyacaksın. Geri istediğinde de vereceksin. Aynı iktidar gibi ha. Millet emanet veriyor. Emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört. Ülke yönetiyorsan her zaman hukukla, adaletle hareket edeceksin. Beş, ehliyetli ve liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Altı, hiçbir zaman istişareden vazgeçmeyeceksin. İstişareyi asla bırakmayacaksın. Yani bin biliyorsan bir bilene soracaksın. Bitmedi, yedi. Yedi, devlet yönetiyorsan şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısından 190 milyar doları cayır cayır gizli saklı satmayacaksın. Ve en son madde 8. Her zaman ama her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Her zaman. Bakın çok şükür. Bakın.
Değerli arkadaşlar, seçim günü geldiğinde oy pusulasını şöyle bir önümüze koyduğumuzda o oy pusulasındaki Deva Partisi'nin logosunun, damlanın altına evet mührünü öyle bir vuracağız ki zaten Beştepe'de duvarlar titreyecek, merak etmeyin. Bu olacak. Değerli gençler, bakın, Türkiye'nin dürüst ve ehil kadrolarının yönetildiği dönemde KYK bursları, KYK kredileri ne kadardı biliyor musunuz gençler? $150'dı, aylık $150. O dönemde üniversiteye gidenler, tabii bugün üniversiteye gidenlere söyleyince hayret ediyorlar ama bizim ekonominin yönetiminin başında olduğumuz dönemde bir aylık KYK bursu, KYK kredisi $150 denk geliyordu. Gençler bütün ihtiyacını karşılıyordu, kenara para ayırıyorlardı. Ayırdıkları parayla da yazın gidip bir hafta, iki hafta da Avrupa'da tatil yapıyorlardı ya. Bu Türkiye'de oluyordu, Türkiye'de, ha, başka bir ülkede değil. Bugün KYK bursu kaça düştü biliyor musunuz? $48. $48. Bakın $150'dan inmiş $48. Bir de KYK'yı artırdık diye hava atıyorlar ha. KYK burslarını artırdık diye. Niye artırdın sen ya? Bugün üniversite sonuçları açıklandı değil mi? Anadolu'yu geziyorum, Trakya'yı geziyorum. Kaç tane gençle karşı karşıya kalıyorum. Diyorlar ki biz üniversite sınavında çok iyi puan aldık başkanım. Ama istediğimiz üniversiteye yazılacak mali imkanımız yok. Başka bir şehirde oturup da yurda kiraya verecek parası yok benim ailem diyorlar. Bırakın onu. Sadece gıda ihtiyacını karşılayacak bir harçlık ben ailemden alamıyorum diyorlar. En iyi üniversiteyi kazanacak puanı tutan arkadaşlar bunu söylüyor. Yazık, günah bu ülkeye ya. Şu anda yüz binlerce genç puanı yettiği halde istediği üniversiteye kaydolamıyor bu ülkede. Ve bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi bir kişinin inadı, bir kişinin, başka bir şey değil ya. Bir kişinin inadı. Gerçekten çok üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülke bunu hak etmiyor. Eğer bugün Türkiye'de yüz binlerce gencimiz puanı tuttuğu halde arzu ettiği, kalbinden geçen üniversitelere giremiyorsa, o üniversitelere kaydını yaptıramıyorsa bunun sebebi bir tek kişinin inadı, başka bir şey değil ya. Bakın, ülkenin temel riski tarihinin en yüksek noktalarının birinde şu anda. Buradan Erdoğan'a tekrar sesleniyorum. Şu inadından vazgeç diyorum. Şu Merkez Bankası'nın başına, TÜİK'in başına dürüst, ehil kadroları ata ve elini ayağına çek. Karışma şu insanların işine diyorum. Çünkü bilmiyorsun ama bilmediğinin de farkında değilsin diyorum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Hep beraber daha iyisini yapacağız. Bakın şu son 5 senedir Türkiye'ye yaşatılan bu korku filmini, bu kabusu, bu karabasanı hep beraber sona erdireceğiz. İlk seçimde inşallah. Yarının Türkiye'sinin mimarları biz olacağız. Sizler olacaksınız. Türkiye'nin özgürlük ve zenginlik hikayesini hep beraber yazacağız sizlerle beraber. Sizler yazacaksınız. Değerli arkadaşlar, bakın bu hükümet her kuruşu bizim vergilerimizle finanse edilen TRT'yi kendi kanalı ilan etti ya. TRT'de kendinden başka kimseyi göremiyorsunuz. Çıkıp oradan da masallar anlatıyor. Televizyonda konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Çözüm var mı? Yok. Hep bahane. 2018'den bu yana tek yetkili, tek imza yetkisiyle Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana hangi sorunu çözebildi?
artık hiçbir başarı üretemiyor. Ne yapıyor? Geçmişte ortak akılla elde ettiğimiz başarıları anlatıyor ancak. Bizim dönemi anlatıyor. Ya sen şu son 4 yıllık tek yetkili olduğun dönemi bir anlatsana. Milleti nasıl yoksullaştırdığını bir konuşsana. Geçmişte ortak akılla yapılan ne kadar iş varsa üzerine konuyor. Ama belli ki o dönemde o başarılar nasıl elde edilmiş farkında değil. Dürüst ve ehil kadrolarla o başarıların elde edildiğini unutmuş. O dönemde ekonominin nasıl yönetildiğini anlamamış ve unutmuş. Bana ne diyor? Geçenlerde liyakatla iş başına gelmedi diyor. Bak. Dinlediniz değil mi TRT'de? Vay vay vay. Hale bak ya. Liyakatla iş başına gelmemişiz. Tabii insanlar da haklı olarak soruyor Erdoğan'a. Diyorlar ki ya sen liyakat sahibi değildi de tam 13 yıl boyunca Ali Babacan'la niye çalıştın diye insanlar soruyor. Yine insanlar soruyor. Diyorlar ki yine insanlar yine soruyor. Yine soruyorlar, Erdoğan'a soruyorlar. Tek yetkili olduğun şu son 4 yıldır 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdin. 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdin. Demek ki işine gelmeyince hemen bakanı değiştiriveriyormuşsun. Buradan insanlar soruyor, diyorlar ki liyakatsız dediğin Ali Babacan'la tam 13 yıl çalıştın. Niye 3. döneminin son gününe kadar Ali Babacan'la niye çalıştın o zaman liyakatsizdi de diye insanlar soruyor. Ver bakalım bunun cevabını. Ali Babacan 2009'da istifa mektubunu verdiğinde, 2011'de ayrılmak istediğinde, 2019'da partiden istifa ettiğinde niçin kal diye ısrar ettin bu liyakatsız adama diye soruyor insanlar. Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan değmez. 3 günlük dünya için değmez ya. Haklıya hakkını teslim edeceksin arkadaş. Adil yönetim budur. Haklıya hakkını teslim edeceksin. Bakın arkadaşlar. Bugün devlet yönetiminde ne ortak akıl arayışı var ne de istişare var. İnadına karar alan bir tek kişi var. Başka bir şey yok. Hepsi hikaye. Bakanlıklarda hikaye, Merkez Bankası hikaye, TÜİK'te hikaye. Onun için olmuyor. Onun için bu ülke bir krizden bir başka krize savruluyor. Ama arkadaşlar merak etmeyin. Ben Sayın Erdoğan'la böyle bir geçmiş yarıştırmaya kalkmayacağım. Takdir milletindir. Milletin vicdanı en önemli ölçüdür. Bizim artık gözümüz bu ülkenin yarınlarında. Bu ülkenin yarınlarına bakacağız biz. Seçim sonrasını ben hayal ediyorum, seçim sonrası. Seçim sonrasında nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı ben hayal ediyorum. Özgürleşmiş ve zenginleşmiş bir Türkiye'nin hayalini kuruyorum ben. Mutlu bir Türkiye hayal ediyorum. Tek bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamadığı bir Türkiye hayal ediyorum ben. Barışın diyarı bir Türkiye hayal ediyorum. Barışın diyarı bir Türkiye. Türk, Kürt hiç fark etmez. Sünni Alevi hiç fark etmez. Sağcı solcu hiç fark etmez. Ocu bucu hiç fark etmez. Hep beraber. Hep beraber. İnşallah. İnşallah. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Ve ilan ediyorum. Türkiye'yi bölgemizin en güçlü ülkesi yapacağız. Bölgemizin en güçlü, en büyük ekonomisi yapacağız inşallah Türkiye'yi. Çok güçlü bir ekiple. Deva Partisi kadrolarıyla bunu başaracağız. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını dünya aleme göstereceğiz. Tek bir vatandaşımızı bile geride bırakmadan yürüyeceğimizi de herkese hep beraber göstereceğiz. Ülkemizi barış, özgürlük, zenginlik ve adalet limanına sağ salim inşallah yanaştıracağız. Seçimlerden sonra bunu çok kısa süre içerisinde yapacağız. Türkiye'de kimsenin kimseye haksızlık yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Kavgaya, gürültüye izin vermeyeceğiz. Hakkı yenen milyonların da hakkını iade edeceğiz.
3-5 kişinin parasına para kattığı devri de sona erdireceğiz. Topyekün, fert fert kazanacağız inşallah. Deva Partisi ile bu ülkenin yarınlarına hep beraber damgamızı vuracağız. Deva Partisi, değerli arkadaşlar, çözümün partisidir. Deva Partisi özgürlüğün temsilcisidir. Deva Partisi zenginliğin mimarıdır. Deva kadroları hepsini başaracak. Deva Partisi Türkiye'nin tüm demokrat seslerinin tek çatısıdır. Ben buradan tekrar tüm Arnavutköy'e sizlerin aracılığıyla gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Buradan tekrar soruyorum. Buradan tekrar soruyorum. Çocuklar. İnşallah. Evet. İnşallah. Biz deva kadroları olarak ne kadar güçlenirsek, ne kadar geniş kesimlere uzanıp onların teveccühünü, desteğini alırsak, ne kadar güçlenirsek Türkiye'de o kadar güçlenecek inşallah. Ve bunu yapacağız hep beraber. Ben buradan gençlere, çocuklara, kadınlara, erkeklere, tüm Arnavutköy'e şimdi soruyorum. Arnavutköy, daha mutlu yarınlar için hazır mıyız? Daha adil yarınlar için hazır mıyız? Daha güçlü, daha zengin yarınlar için hazır mıyız? Arnavutköy hazırsa İstanbul hazır. İstanbul hazırsa Türkiye hazır diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Mutlu, özgür ve zengin Türkiye ancak adaletin tecelli etmesiyle. Siyasi istikrar ve ekonomik refah, evet, ancak şimdi ilçe binamızın açılış kurdelesini hep beraber sizlerle beraber keseceğiz. Açılışı kutlayacağız. Ben şimdi il başkanımızı, ilçe başkanımızı, genel merkezden bizimle beraber olan arkadaşlarımızı sahneye davet edeyim. Eğer burası taşırsa ilçe yönetim kurulumuza davet edelim. Taşır mı emin değilim ama. Ha? Taşır mı? Tamam. Teknik arkadaşlar taşır diyor, o zaman ilçe yönetim kurulumuza davet edelim. Arnavutköy ilçe yönetim kurulumuzu. Gezi, ha. Şöyle biraz geri çekilelim. Biraz geri çekilelim. Kurdeleyi de biraz geri alalım şöyle. Ha. Teşekkür ederiz. Makaslar da süslüymüş. Kolay başlasın. Öyle mi? Ha. Tamam. Biraz geri çekilelim arkadaşlar. Biraz geri çekilelim. Biraz geri. Taşız yıllar ama zemin oynuyor, acele etsek yiyoruz. Şimdi platformun ön tarafı biraz riskli arkadaşlar. Biraz geri. Heh. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, tekrar Arnavutköy İlçe binamız, bu güzel ilçemize, devanın hizmetlerini bekleyen bu güzide ilçemize hayırlı olsun diyorum. İlçe teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu ilçe binasından tüm Arnavutköy'e Allah'tan hayırlı hizmetler vermesini diliyorum ve besmele ile kurdeleyi kesiyorum.